Cornelius'un fotoğraflarını da bir getirseniz Ercan. Biraz Cornelius'u da konuşalım. Sonra Beşiktaş'ı Galatasaray'ı de konuşacağız. Cornelius bugün Trabzonspor taraftarı şu anda mest olmuş durumda. Neden mest olmuş durumda? Şöyle beklenen transferler oldu. Bir kere onu söyleyelim. Şimdi Gervinho, Cornelius, Özgür ağırlıklı olarak senle gideyim burada. Gervinho, Cornelius, Perez, Pérez, efendim, Dorukan, Wakeme, Canini, işte, Vitor Hugo, hı hı. Ee. Berat, Bakasetas, ne dedin? Berat. Hamşik. Hamşik. Yani şöyle, yukarıdan baktığında ooo dersin yani yurt dışından geldiğini varsayalım Özgür'ün. <laughs> Türkçe bilmiyor, değil mi abi? Sadece bu isimleri Futbolun söylüyorsun. Aklısı. Aha, diyorum ki sana bak Trabzon 11'i bu. Özgür. Ne diyorsun? Yorumun ne diyorum? Hakikaten ne olur? Ne düşünürsün bu kadroyu gördüğünde? Bu uluslararası bu takım, oyuncular topluluğu. Buyur. Evet. Trabzonspor tamamen e, ligi kazanmak üzerine bir konsantrasyon ve transfer politikası uyguladı. Elbette hep söylüyorum ve bunu söylemekten e, hiç imtina etmeyeceğim. Belki tekrar düşüyor olabilirim ama Trabzonspor büyük kulüp ve elbette ki e, Konferans Ligi, elbette ki Avrupa'da nerede yarışıyorsa orası ve Türkiye Kupası hedeftir. Sonuna kadar gider ama ağırlıklı olarak şampiyonluğu istiyor Trabzonspor. İşte yapılan transferleri bu transferleri özellikle e, Marakeh Hamşik, Perez ve Gervinho transferlerinin yaş ortalamasına baktığımızda bunlar ligde istediği performansı verebilecek ama dağıttığın zaman yani konferans yine oraya hmm. buraya dağıttığın zaman performans düşüşü yaşayabileceğini oyuncular. Ama ligde sadece bu oyuncuları lige kanalize edersen hedefe ulaştırabilecek nitelikte transferler bunlar. O yüzden ben bütün unsurlarıyla Trabzonspor'un taraftar, yönetim, camia, teknik heyet şampiyonluğa kanalize olduğu kanaatindeyim. Birinci tespitim bu yönde. İkinci tespitim Cornelius transferinin faydalı olacağına, bu oyuncunun Trabzonspor'da beklenen etkiyi yaratacağına inanıyorum. Çünkü taraftar da çok büyük bir enerji coşku veriyor. Ee, önemli bir maliyet var. Toplamda söyledim 3 yıllık maliyeti neredeyse 7 milyon euroyu aşıyor. Ama bunun hakkını verebilecek bir e, potansiyele sahip bence. Her ne kadar İtalya'da Parma'da istatistikleri düşük gözükse de e, süperlikte iş yapabilecek bir oyuncu. Çünkü sert oyuna yatkın bir futbolcu. Gördüğüm kadarıyla. Ligimizde öyle etkili. dediğin gibi. Merkez Santufor olarak kullanıyorsan sırtı kaleye dönük oynayabilecek nitelikte bir oyuncu. O bakımdan ben bunu isabetli bir transfer olduğunu düşünüyorum ki Trabzonspor işte maliyetleri uygunsa bir transfer daha Alberto Serri seri transferini gerçekleştirecek İtalyan forvet o gündemde. Bununla birlikte elbette ki Trabzonspor'dan son dakikada ayrılabilecek oyuncular olabilir. Bugün teknik direktör Fikret Yılmaz'la görüştüm. Radyo Spor'da bir program yaptık ve çok önemli bir bilgi verdi. Burak Yılmaz'ın babası, babası diyor ki e, çok ciddi bir kaleci problemi var Lille'in. Yani kalecilerini Milan'a sattılar Donna Roma'nın gidişiyle birlikte Lille'in kalecisini aldı ve 15 milyon euro ödedi Lille. Şimdi Lille sağlam bir kaleciye ihtiyaç duyuyor çünkü Dünkü MES maçında da gördük ki bu konuda problem yaşıyor ve Uğurcan Çakır'ı transfer edebilirler. Hocam dedim bu sizin kişisel kanaatiniz mi? Dışarıdan bakarak bir gördüğünüz bir yaptığınız bir tespit mi? Bir izlenim mi falan dedim. Hayır dedi Burak da aynısını düşünüyor ki Burak da bu konuda bir bilgiye sahip dedi. Yani son dakikada bir Uğurcan Çakır transferi gerçekleşebilir. Eğer Lille Trabzonspor'un istediği noktaya geliyorsa. Buna çok benzer, istiyor ama Trabzon. Evet. Kim çok istiyor? Trabzon. Lille. Trabzon. Tabii. At Trabzon Spor tabii i̇stediği, istediği para verilirse. 20 e, satışı değil istiyor. mi vardı. E, minimum 20 demişti. Ahmet Ağaoğlu'nun sayın başkanım bu hmm. böyle bir sözü var. Ama bu piyasa koşullarında hangi noktaya çıkarlar 20 milyon euroya çıkarlar mı bilmiyorum ama bence Uğurcan Çakır her ne kadar milli takım grupta istediğimiz sonuçları alamasa da Aykut grup aşamasının en çok gol kurtarışı yapan. Kalecisi ve bence çok iyi kaleci. Türkiye'nin şu anda en iyi kalecisi ve e, hak ediyor o paraları. 3 e, aşağı 5 yukarı belki e, future transfer olarak tarif edilen yani gelecekteki hı hı. transferinden pay alacak hiç kuşku yok ki ve ödenen ödenecek e, transfer sözleşme fesih bedelinin bir kısmını vadelere yayarak ödemesini isteyecek. E, Lille ödenmesini isteyecek. Trabzonspor bir şekilde uzlaşabilir. E, belki 20 milyon euro peşin değil de 20 milyon euronun bir kısmı vadelendirilerek ödenecek. Bir kısmı da e, peşin olarak verilecek ama her halükarda Lille takımının bugün anladım ki e, gündeminde Uğurcan Çakır var ve bu transferden vazgeçmemiş. E, onun dışında Arda var. Çok yetenekli buluyorum. E, Erce var. Erce bence tecrübeli bir kaleci ve yetenekli. Oynadığı maçlarda elinden geleni yapıyor başka takviye de olabilir çünkü bu kaynak Trabzonspor için de önemli az önce bahsettim yani parmaya gidecek transfer sözleşme fesih bedeli vesaire vesaire Trabzonspor her ne kadar işte Canini ve Flavio'yu gönderdi Ekoban gitti oralardan bir kazanımı var maaş tasarrufu da var 2-3 milyon euro'nun üstüne çıksa da transferde harcama limiti açısından paraya ihtiyacı var dolayısıyla bir Uğurcan Çakır transferi bence sürpriz kabul edilmemeli böyle bir transfer olursa da Trabzonspor'un eli çok rahatlar İyi oyuncular aldı abi yönetim, hoca. Yani yani, e, <körünmäß> Abdullah Hoca geldikten sonra hakikaten e, bir cerrah titizliğiyle tı tık 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 her yerle oynadı. Önce e, zor pozisyon veren bir takım haline getirdi Trabzonspor'u. Kaç maç? Yedi, yedi maç mı? No, gol mü yemedi? Yoksa... Ye, yenilmeden devam yenilene. ettiler yani. Fe fena maçına kadar geçen sene. 7-8 maç bayağı toparladı. Evet, Sonra öyle bir serisi var. E, ön tarafı da organize e, etmeye çalıştı ve e, bu yapılan transferlerin hepsi dikkat, dikkat edin e, tecrübeli ve kaliteli oyuncular. Yani Cervinho kaliteli bir oyuncu. Şey, Kendini göstermiş bilinen bir oyuncu. Hamsik, Hamsik öyle. öyle Perez öyle öyle bir bek. E, Bakasetas zaten e, Türkiye'de Bence kendi... en oyuncusuydu. Yani Kendim Forvet karşımızda. arkasındaki Mevkide Ligi'nin en iyi oyuncusu. Elinde bir de Vakame vardı. Ekuban'la Janini soru işareti. Ön bölge üretimi açısından baktığımız zaman. ve Bir santrofor aldıklarında ki onu da transfer ettiler. Bence o kalite problemini de çözecekti oyundaki. Hı -hı. Sistem olarak problemi yok. Koşma olarak bir problemi yok. Oyuncular işte pozisyon almada falan o, o düzeltmelere Doğru yanıt verdiler Abdullah Hoca'nın sisteminde. Şimdi artık üretme dönemi. Eskiden ne bileyim o pas gitmiyordu Canini'ye. Şimdi gidecek Hamsik'ten. Eskiden e, vakeme koştuğu zaman ayağına o top gitmiyordu. Defans giriyordu araya ya da üstten gidiyordu. Taç alıyordu. Şimdi olmayacak. Daha doğru paslar, daha kaliteli paslarla e, önde oynayacaklar. Ve e, bunu muhakkak e, kaybağını yiyeceklerdir. Muhakkak yiyeceklerdir. Şimdi... Trabzonspor Molde maçında da gördük ki ön bölgeyi iyi kullanan, bu konuda heyecanlı olan, tempo yapabilen bir takım ama defansta çok ciddi yerleşim sorunları var. Özellikle de defansta kanat beki olarak oynayan oyuncuların adam kaçırdığını, pozisyon hatası yaptıklarını gördük. Yani Molde gibi e, lig resmi maç oynama oranı çok yüksek bir takım karşısında elbette ki 3. bölgeyi çok iyi kullandı ama bu takımlara karşı savunma organizasyonunuz da çok iyi olmalı. Abdullah Avcı son derece haklı bir biçimde maçtan sonra dedi ki savunmanın derinliğine yönelik yapamadığımız kademelerden büyük problem yaşadık. Onlar da derine top savunmanın arkasına özellikle de merkeze attıkları topla etkili olmaya çalıştılar dedi. Son derece haklı ama bir taraftan da Serkan Hasan çok önemli ve Trabzonspor'un altyapısından yetişmiş, özel olarak korunması ve bence sürekli şans verilmesi gereken bir oyuncu ama...